Herkese merhabalar. Kasım ayındayız. Bilindiği üzere 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. 10-16 Kasım arası ise Atatürk Haftası olarak kutlanmakta. Her yıl kanalımda 10 Kasım mesajları ya da 10 Kasım gününden bazı haberler paylaşıyorum. Bu yıl sizlere Atatürk'ün son günleri ve vefatı üzerine yazılan birkaç kitabı tanıtmak istiyorum. Şimdi bu konuya dair kitaplığımdan birkaç kitap seçelim. Şöyle sırayla bakacak olursak, Atatürk ve Din Adamları, Atatürk'ün Yol Haritası, Atatürk ve Çevresindekiler, Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürkçü Düşünce, Atatürk'le Samsun'a çıkanlar, Atatürk ve Türk Toplumu, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar, Atatürk'le yaşadıklarını anlatanlar, en güzel Atatürk fıkraları, Mustafa Kemal ve Selanik yaşamı, Atatürk'ün Anadolu'ya gönderilişinin iç yüzü, Atatürk'ün uşağı Cemal Granata, Atatürk'ün özel yaşamı, Latife ve Fikriye, iki aşk arasında Atatürk, Atatürk'ü öldürme planları, Atatürk'ün istihbarat faaliyetleri, Atatürk'ün ölümündeki sır perdesi, yazılmayan tarih. Bu konumuzla alakalı olabilir. Bunu alalım. Devam edelim. Mustafa Kemal Nazım'dan Vahdettin, Atatürk'ün Emniyet Müdürü, Atatürk'e nasıl vize verdim, Çankaya'da Gazi'nin hizmetinde, Zübeyde Hanım, Atatürkçülük, Falih Rıfkı Atay'ın, Atatürk ve Berberi, Atatürk'ün Saklanan Seceresi. Bu da güzel bir kitap ancak konumuzla alakalı değil. Atatürk'ün Son Sözü. Bunu da alalım. Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Jönker. Bu kalsın. Atatürk'ün son zamanlarında üzüldüğü olaylardan biri de Nuri Jönker'in vefatıydı. İkisinin arasında ayrı bir bağ vardı. Atatürk'ün Son Nöbet Defteri. Bunu da alalım. Atatürk'ün Son Günleri. Bunu da alalım. Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas, CHP'den meclise büyük önder ile 24 yıl. Atatürk'ün yanı başında Nuri Ulusu'nun, yani Atatürk'ün kütüphanecisinin hatıraları. Atatürk'ün diğer yaveri Salih Bozok'un hatıraları. Mustafa Kemal'le 1000 gün, Latife Hanım'la ilgili bir kitap. Latife Gazi Mustafa Kemal, yine Latife Hanım'la ilgili bir kitap. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Atatürk'ün yetişmesi ve öğretmenleri. Bunu da geçiyoruz. Son dönem üzerine kitaplar arıyoruz. Bir Milletin Atasına Vedası. Bunu da alalım. Atatürk'ün Hastalığı. Bu kitabı da alalım. Tanıtım amaçlı. Nutuk, başucu kitaplarımız günümüz diliyle, orijinal haliyle ve belgelerle Nutuk, Atatürk kaynakçası, Atatürk'ün hayatı, Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal, Atatürk'ün yaşamı, İstiklal Harbi komutanları, Atatürk'ün yolunda yöneticiler, medeni bilgiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları, Atatürk'ün silah arkadaşları, belgelerle Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün söylev ve demeçleri, Atatürk İmparatorluktan Milli Devlete, Atatürk'ün not defteri, bu neymiş? Kazım Karabekir. Mütareke dönemi ve İstanbul'dan Samsun'a uzanan yolda Mustafa Kemal. Kitabın devamı olarak bunu da tavsiye edebilirim. Samsun'dan Erzurum'a Mustafa Kemal. Bu üç kitap da birbiriyle bağlantılı. Alt sıraya geçiyoruz. Kazım Karabekir Günlükler. Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları. Atatürk dönemi Türk-Rus ilişkileri. Türk-Sovyet ilişkileri. İlk Meclis. Atatürk'ün dış politikası. Atatürk'ün telgraf ve beyannameleri,
Turgut Özakman'ın kitabı Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi. Kurtuluş Savaşı Kadınları, Anadolu İhtilali, Mütarek Eden Milli Mücadeleye Mustafa Kemal Paşa, İlk Meclis Vekilleri, Cumhuriyet Tarihi kitabı, Atatürk ile Yazışmalar, Bilal Şimşir Hoca'nın eski kitaplarından, Azerbaycan, Ankara'nın Başkent Oluşu, Ermeni Meselesi, Atatürk ve Cumhuriyet, Bizim Diplomatlar, İlk Dönem Diplomatlarımız, bu neymiş, Moskova Hatıraları, Kurtuluş Savaşı Gün Gün Kronoloji kitapları, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Merhum Hoca Utkan Kocatürk'ün kitabı, bunu da alalım. Falih Rıfkı Atay'ın Çan Kayası, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam ve İkinci Adam kitapları, başka ne var burada? Mustafa Kemal ile Trablusgarp'tan Cumhuriyet'e, Erdal Aydoğan'ın kitabından ve Mazhar Müfit Kansu'nun, bu hatıratı çok seviyorum. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber iki cilt halinde, dili ağır sadeleşmemiş ama dönemin koşullarını iyi anlamak için bu hatıratları okumanızı tavsiye ediyorum. Atatürk'ün yazmış olduğu kitaplardan biri 1918'de yayınlanmış. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. Atatürk bu kitabı can yoldaşı Nuri Jonker'in Atatürk bu kitabı can yoldaşı Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabına cevaben yazmıştır. Evet, konumuza dönecek olursak kaç kitap seçtik? Cemal Kutay, Atatürk'ün Son Günleri, Atatürk'ün Son Nöbet Defteri, Bir Milletin Atasına Vedası, Atatürk'ün Hastalığı, Atatürk'ün Son Sözü, ve Atatürk'ün Ölümündeki Sır Perdesi, Yazılmayan Tarih ve Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Gün Gün, Doğumundan Ölümüne Kadar. Bunu geçelim, bu konumuz dışında biraz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kitap. Atatürk'ün son dönemleri ve vefatı üzerine 6 kitabı şimdi sizlere tanıtalım. İlk kitabımız Cemal Kutay'a ait Atatürk'ün Son Günleri adlı kitap. İklim Yayıncılık'tan çıkmış, elimdeki 4. baskısı, 2006 yılına ait. Kitabın başlangıcı keder örülü bir ayrılışın hatıraları arasında diye başlıyor. Toplamda kaç sayfaymış? 275 sayfa. Kitabın arka kapağında Atatürk'ün Son Günleri adlı bu kitapta cesur bir ferdin her an yaklaştığı ölüme nasıl metanetle gittiğini adım adım göreceksiniz ve bu akış içinde Atatürk'ün ya bilinmeyen ya inkar edilen bir tarafını da öğrenmiş olacağız. Kadere inanışı, çünkü o hastalığının ilerlemiş ve tedavinin hemen hemen imkansızlaşmış olduğu bir devrede geç teşhis konulduğunun farkına varmış, hayatına mal olan bu gerileme üzerinde çevresindeki hekimlere tek sitem kelimesi kullanmamıştır. Bu kitaptaki sayfalarda son günlerine ait çoğu bakir hakikatleri sıralanmaktadır. Birinci kitabımızın kapağında kısaca bunlar söylenmekte. Cemal Kutay, Atatürk'ün Son Günleri. Bu ilk kitabımızdı. İkinci kitap Atatürk'ün Hastalığı üzerine, Bilal Şimşir Hoca'nın, kendisi emekli bir diplomat, epeyce bir yaş almış. Bu kitabımıza bakalım hemen. Bilal Şimşir Hoca'ya ait bu kitap Türk Tarih Kurumu Yayınları arasından çıkmış. Toplamda 259 sayfa. Bu kitapta Atatürk'ün hastalığı üzerine ve Atatürk'ün ölümünün Fransa ve İngiltere'deki yankılarından bahsediliyor. İkinci kitabımız Atatürk'ün Hastalığı, Bilal Şimşir.
Üçüncü kitabımız Agoni, Atatürk'ün Ölümündeki Sır Perdesi, Yazılmayan Tarih. O Gün Deli yazarı. Alter Yayıncılık'tan çıkmış, 2013 baskısı, ilk baskı. Kitap toplam 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Atatürk'ün Doktorları, ikinci bölüm Sağlık Hayatı ve Tedavisi. Üçüncü bölüm ise Atatürk'ün Ölümündeki Sır Perdesi'nden oluşmakta. Kitabımız toplam 148 sayfa. Kitabın arka kapağına bakalım. Kitabımızın arka kapağında şöyle yazıyor. Tarihin sormaya cesaret edemediği sorular, yıllardır gizlenen büyük bir sır açığa çıkıyor. Belgeler eşliğinde Atatürk'ün yaşamı ve ölümüne dair bugüne dek gün yüzüne çıkmamış gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Tarihin tozlu raflarında kalan bu gerçekler tüylerinizi ürpertecek. Bugüne kadar sorulmaya cesaret edilmemiş soruları ve cevaplarını bu kitapta bulacaksınız. Atatürk'ün ölümündeki sır perdesi neydi? Atatürk'ün ölüm raporundaki çelişkiler, Atatürk'e neden otopsi yapılmadı? Atatürk'ü öldürmek için uluslararası nasıl sistemli bir örgüt oluşturuldu? Henüz en verimli dönemindeyken ölen ulu önder Atatürk, siroz'dan mı yoksa adım adım hazırlanmış plan dahilindeki tıbbi yollarla mı öldürüldü? Üçüncü kitabımızın konu başlıkları arka kapakta da söylendiği şekilde belirtilmiş. O Gün Deli'ye ait bu kitap. Üçüncü kitabımız. Dördüncü kitabımız benim için en önemlisi. Özel Şahin Giray'a ait Atatürk'ün Son Nöbet Defteri. Atatürk'ün hastalığından vefatına kadar tutulan hastalık seyrini ve tedavi metodunu tespit eden jurnaller 1 Ekim 1938, 10 Ekim 1938. Kitabımızın kapağı da bu şekilde. Bu kitabın ilk baskısı 1955 yılında Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından yayınlanmış. Uzun yıllar yeni bir baskısı yapılmamıştı. 2018 yılında Alaca Yayınları yeniden bu kitabı bastı. İyi ki basmış. Kitaplığımız için önemli bir kitap. Bu kitap iki defterden ibarettir. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın arşivinde bulunan bu iki defter bir kitapta buluşturuldu. Bu iki defterden biri 1 Ekim 1938 Salı gününe kadar devam edip Atatürk'e verilen gıda maddelerinin cins ve miktarlarını tespit etmiştir. Diğer defter ise 1 Ekim 1938'den başlayıp 10 Kasım 1938 Perşembe gününe kadar yani 9'u 5 geçeye kadar Atatürk'ün nabız, derece, tansiyon, idrar, doktorların müdahalesi ve ziyaretlerini kayda geçirmiştir. Hemen bahsedilen birinci deftere bakalım. Mesela ilk gün 1 Ekim 1938 Cumartesi günü. Ateşi gün içerisinde 36-37 arası değişiyor. Nabızı 94-100 arası değişiyormuş. Başka günlere bakalım. Kasım'a bakalım. Saat 5.45'te ateşi 36.7'ymiş, nabız 90'mış. Hemen en sağda mülahazat kısmında Atatürk'e verilen ilaçlar ve tıbbi müdahalelerden bahsediliyor. Mesela 21.45'te 0.30 piramidon verilmiş, çiçek suyu verilmiş. Hemen kitabın sol tarafında aynı gün Atatürk'ü ziyaret edenlere de yer verilmiş. Doktorlar Atatürk'ün yanında 45 dakika, Tevfik Rüştü Aras 45 dakika, Bayan Afet 40 dakika kaldılar diye not düşünmüş. Bu şekil gün gün saat saat yapılan müdahaleler birinci defterde kayıt altına alınmış. İkinci deftere bakalım. İkinci defterde Atatürk'e verilen yiyeceklerden bahsediliyor. Örneğin 1 Ekim 1938 6.45'te 300 gram mısır poriç, 50 gram tereyağı, 2 dilim ekmek verilmiş. Aynı gün 9.05'te 50 gram çay, 300 gram salep, 50 gram hoşaf, 140 gram limonata. Toplamı 840 grammış. 15 Ekim'de günün menüsüne bakalım. Poriç yulaf, limonata, pirinç çorbası, kabak az, sütlaç, su, pirinç yulaf. Toplamı 780 gram ağırlığındaymış. En son verilen
yemeğe bakalım. Atatürk'e en son verilen yemek kayıtlara göre 6 Kasım 1938 Pazar günüymüş. 9.30'da sütlü salep, 11.30'da bamya 15 gram ve gün boyu diğer yedikleri meyve suyu, süt, poriç, enginar, 10 gram ekmek, 1 salkım üzüm, yine süt, salep ve poriç. Poriç neymiş ona bakmak lazım. Ve 10 Kasım'da yapılan tıbbi müdahaleye bakalım isterseniz. Saat 12.05. Sonda ile 140 cc idrar alındı. Saat 6.25. Nabız 120, tansiyon 34. Çok yumuşak teneffüs. Yine altına doğru devam edelim. Çok yumuşak hırıltı. 1 cc tıbbi müdahale. Yine belirli saatlerde çeşitli ilaç ve serumlar verilmiş. En son 9'da nabız 130, tansiyon 34, 9.05'te vefat etmişlerdir notu düşülüyor. Doktorları Akil Muhtar, Doktor Neşat Ömer, Doktor Reşat Belger, Doktor Diker ve Mim Kemal Öge. 10 Kasım 9.05. Kayıt defterine bu şekilde düşülüyor. Özer Şahin Giray, Atatürk'ün son nöbet defteri. Bu da 4. kitabımızdı. Arka kapağı. 5. kitabımız Ali Güler Hoca'nın Atatürk'ün Son Sözü Aleykümselam kitabıdır. Yeditepe Yayınları'ndan çıkmış. Elimdeki ikinci baskısı 2013 tarihli. Toplam kaç sayfa ona bakalım. 'Kitapta görüldüğü üzere bolca resim, fotoğraf kullanılmış. Ve toplam 446 sayfa Ali Güler'in Atatürk'ün Son Sözü Aleykümselam adlı kitabı. Şimdi biraz içindekiler kısmına bakalım. Ali Güler'e ait bu kitap toplamda 3 bölümden oluşuyor. 1. bölüm Atatürk'ün sağlık durumu, hastalığı, vefatı, cenaze töreni ve defin işlemi üzerine yazılmış. 2. bölüm Atatürk'ün birikimi, vasiyetnamesi ve tereke ile ilgili işlemler. Ve son bölüm her yönüyle Anıtkabir. Yer seçimi, Rasathepe'de kamulaştırma, savaş yıllarında uluslararası bir proje yarışması Anıtkabir ile ilgili, Anıtkabir'in inşaatı, Anıtkabir'in birimleri ve son kısımlara doğru 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına dair bir bölüme yer verilmiş. Demin de gösterdiğim üzere kitabın son kısmında bayağı fotoğraf ve belge var. Kitabın arka kısmında adını Atatürk'ün vefatından önceki son sözü olan Aleykümselam'dan alan bu eser, Atatürk'ün Dolmabahçe'den Anıtkabir'e kadar olan son yolculuğunu Milli Savunma Bakanlığı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Anıtkabir belgeliği gibi 3 önemli arşivde bulunan çok sayıda yeni belgeye ve ilk defa burada kullanılan bazı tanıkların anılarına dayanarak anlatmaktadır. 6. ve son kitabımız Bir Milletin Atasına Vedası, yazarlar İsmet Üzen ve Yüksel Özgen. Hemen kitabın içeriğine bakalım. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları'ndan çıkmış. Toplamda 425 sayfa. Kitapta Atatürk için yurdun çeşitli yerlerinde yapılan cenaze törenlerine yer verilmiştir. Bu da güzel bir kitap. Örneğin Diyarbakır Bismil'de yapılan cenaze töreni, Elazığ'da yapılan cenaze töreni, Kırklareli'nde, Konya'da, İçer'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan cenaze törenlerine yer verilmiş bu kitapta. Kitabın arka kapağında Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında vefat etmesine rağmen
asıl cenaze töreni milli yas günü olarak kabul edilen 21 Kasım 1938 günü tüm yurtta yapılmıştır. Cenaze töreni programı öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Ankara'daki resmi programda radyo aracılığı ile Türkiye'nin her yerinden takip edilmiştir. Bu çalışmada 21 Kasım 1938 günü Türkiye'nin çeşitli il, ilçe, nahiye ve köylerinde yapılan bazı cenaze törenleri hakkında bilgi verilmektedir diye devam etmekte. Bir Milletin Atasına Vedası. Bu kitap Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları'ndan çıkmış. İsmet Üzen ve Yüksel Özgen'e ait bu kitap. Böylelikle Atatürk'ün son dönemleri vefatı üzerine sizlere 6 kitabı tanıtmış oldum. Hepsi bence başucu kitabı. Kitaplarınızda olması gereken kitaplar arasında yer almakta. 10 Kasım ve Atatürk Haftası vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.